Suriye'nin kuzeyinde Irak'takine benzer bir kukla devletin kurulması yolunda AKP ve PKK cephesinden kritik açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriye'nin kuzeyinde özerk Kürt devletine yeşil ışık yaktı. PKK'ya yakınlığıyla bilinen Suriyeli Kürt grup PYD'de Esad karşıtlarıyla demokratik özerklik konusunda anlaştıklarını duyurdu. AKP'nin Amerika ile birlikte yürüttüğü Suriye operasyonu Suriye'nin kuzeyinde yeni bir kukla devlet oluşumunun önünü açtı. AKP ve PKK cephesinden gelen son açıklamalar yeni kukla devlet oluşumunun ilk işaretlerini verdi. Sayın Başbakan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Fas dönüşü Suriye'nin kuzeyinde özerk Kürt devletine yeşil ışık yakan açıklamalar yaptı. Federalizm mi, ademi merkeziyetçilik mi, gelecekte buna siz karar vereceksiniz. Burada tek doğru görmediğimiz, daha seçilmiş bir Suriye parlamentosu yokken bu tarz kararların alınması. Ama parlamento oluşur, Suriyeliler özgür iradeleriyle karar verirse buna saygı duyarız. Davutoğlu işte bu sözlerle Suriye'nin kuzeyinde özerk bir Kürt devletinin oluşumuna Türkiye'nin sessiz kalacağının işaretlerini verdi. Daha önce Irak'ta uygulamaya konulan benzer senaryoda Türkiye bir Kürt devletinin kurulmasını kırmızı çizgi ilan etmişti. Davutoğlu'nun Suriye'nin kuzeyinde özerk bir Kürt devletine yeşil ışık açıklamasıyla eş zamanlı olarak PKK cephesinden de kritik bir haber geldi. PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD, Katar'da yeni kurulan Esad karşıtı platformla görüştüğünü açıkladı. PYD Başkanı Salih Müslim yaptığı açıklamada federasyon mu, demokratik özerklik mi tartışıldı? Sanırım demokratik özerkliği kabul edecekler dedi. Müslim, görüşmelerin devam edeceğini belirtti.